Bootstrap web uygulamalarının olmazsa olmazıdır. Twitter'ın Bootstrap uygulaması vasıtasıyla, CSS kütüphanesi vasıtasıyla çok güzel görsel ekranlar oluşturabiliyoruz. Geliştiriciler de bundan fazlasıyla yardım alıyorlar. Bootstrap şu an 4. versiyonunda. Biz de onu kullanıyor olacağız uygulamamızın içerisinde. Gelin Bootstrap'ı kullanalım. Bunun için öncelikle Bootstrap'ı projemize eklememiz gerekiyor. Şöyle ki projemize geldiğimiz zaman burada bir package.json göreceksiniz. Package.json'da uygulama boyunca kullandığımız paketler söz konusu. Bu dependency sekmesinin içerisinde bir paket olacak. Yani uygulamanın kullandığı bir paket. O yüzden ben Bootstrap'ı böyle ekliyor olacağım. Şöyle çift tırnak eklediğim zaman bana hangi versiyonu eklemek istediğim konusunda beni yönlendiriyor. Sen istersen eski versiyonları kullanıyorsan burada 3.3.7 diye ekleyebilirsin. Bu tamamen kullanıcının, geliştiricinin tercihi diyebiliriz. Bunun dışında ben bir de jQuery'yi kullanacağım. Dolayısıyla jQuery'yi de şu şekilde ekliyorum. Çünkü Bootstrap'in jQuery konusunda bir bağımlılığı var. Yani jQuery odaklı, JavaScript odaklı olan bir kütüphanesi var. Dolayısıyla jQuery'yi de ekliyorum bu şekilde. Şimdi eklediğimiz paketlerin uygulamaya yüklenmesi lazım. Yani Node modülsün altına yüklenmesi lazım. Bu arada kaydedilmemiş bir şey olmadığından emin olun. Ben Ctrl-C ile kaydettim. Şurada eğer herhangi bir sayı görmüyorsan kaydedilmemiş bir şey yoktur demektir. Bunu kapatabiliriz. Şimdi terminal açıyorum. View Integrated Terminal diyerek ben herhangi bir boş terminal açabilirim. Sizde açık olabilir bu. Ben aynı gün çekmediğim için bazı ekranlar kapanabiliyor arada. NPM install diyerek bunu dediğiniz zaman Node Package Manager'ı kullanarak şeye bakıyor. Package.json'a bakıyor. Ve Node Modules'e bakıyor. Oradaki farklılıkları toparlıyor. Yani bizim şu an iki tane yüklenmemiş kütüphanemiz var. O iki kütüphaneyi güzel bir şekilde Node Modules'ün içerisine ekleyecektir. Tabii ki bunun için bir internete ihtiyacınız var. Biz bunu yaptığımız zaman Node Modules'ün altına gelirsek orada B harfine Bootstrap'i görüyor olacağız. Ayı şekilde jQuery'yi de J harfinde görüyor olacaksınız. Çünkü jQuery'yi ve aynı zamanda şeyi Bootstrap'i yüklemiş olduk. Bu işlemi gerçekleştirerek. Evet, şimdi ben artık uygulamamın içerisinde bu ikisini kullanıyor olacağım. Yani hem Bootstrap'i kullanıyor olacağım hem de jQuery'yi kullanıyor olacağım. Peki bunu yapabilmek için benim bir referans vermem gerekiyor web'de. Yani script ve CSS referanslarını vermem gerekiyor. Bunu yapmak da çok kolay. Bunun için de Angular CLI JSON konfigürasyon dosyasının içerisinde bakın orada göreceksiniz zaten bir styles sekmesi var. Bir de scripts sekmesi var. Styles sekmesinin altına Node modülsün altındaki Bootstrap'i, scripts'in altına ise yine Node modülsün altındaki jQuery altındaki kütüphaneyi veriyor olmamız gerekiyor. Aynı işlem şey için de geçerli. Bootstrap için de geçerli. Bootstrap'in de bir jQuery JavaScript'i söz konusu. Hadi gelin onları ekleyelim öncelikle. Bunun için styles sekmesinde bakın Node modülsün altında yani nokta nokta üst klasörde slash şöyle bir çift tırnağın içerisinde nokta nokta slash. Şunu da sonuna bir virgül koyayım da unutmayalım. Slash node alt tire modules altında bootstrap altında bootstrap altında şöyle beraber açalım buradan. B harfine ve bootstrap'i buluyorum hemen. Şöyle bootstrap altında dist'in altında CSS'in altında bootstrap min nokta CSS'i kullanacağız. Yani bootstrap altında dist'in altında CSS'in altında bootstrap.min.css'i kullanıyor olacağız. Biz bu işlemi yaptığımız zaman sadece CSS'i eklemiş olduk arkadaşlar. CSS referansımız. İsterseniz bir sonucu görelim. Hani neden, nerede stile, nerede script'e ihtiyacımız var onu da görmüş olun.
Yine integrated terminali kaydedilmemiş bir şey olduğunu kalmadığından emin olun arkadaşlar. Şuradan yayın olanı node'a geçiyorum. Şöyle bir bunu Ctrl C ile durdurup Ctrl C ile durdurup ng-serve'ü tekrardan yapmak gerekiyor. Yani sıfırdan biz projenin gövdesine Bootstrap'i eklediğimiz için bu işlemi yapmamız gerekir. Evet, bu açıla dursun. Node modülüsü artık kapatabiliriz. O açıla dursun. Peki ben uygulamamda Bootstrap'i nasıl kullanacağım? Şöyle o açıla dursun. Get Bootstrap'e geldiğinde bakın bu işlemi yaptığımızda dikkat edin. Bootstrap zaten kendini göstermeye başladı. Yani taglerini okumaya başladı. En azından şimdi bile daha iyi bir görüntü var. Ben yukarıya bir navbar eklemek istiyorum. Yukarı kısma şuraya bir navbar eklemek istiyorum. Bunun için şöyle examples diye bir şey var burada. Buradan arzu ederseniz herhangi bir örnekteki şeyi kullanabilirsiniz. Script'i kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Bu örneklerde. Mesela hangisi olabilir? Navbars kısmında. Şöyle şunlardan birini kullanalım. Şöyle navbar static. Şöyle bir şey herhalde. Bakın şöyle bir örnek. Bir drop-down olan bir şey olursa belki şey daha iyi olabilir. Script'i de size gösterebilirim. Neyse şu an yok. Çok da önemli değil. Script ile ilgili. Normal şöyle documentation içerisinde 4.0'dayız biz. Şöyle components'in altında oradan bulabilirsiniz. Şey yeni bu arada. Navbar'a tıkladım bu arada. Bakın şunu kastettim yani. Şöyle bir drop'tan. Bence bunu ekleyelim şimdilik. Şurada components'in altında arkadaşlar navbar'ı. Şuradaki kodu alıyorum şimdi. O örneklere bakmanızı öneririm arkadaşlar. Bootstrap 4 de yeni. Hani biraz daha farklı özellikler de var. Ben sadece bunu eklemeyi size göstermeye çalışacağım. Şu nav'ı aldım. Şimdi ben uygulamamda bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi ben istiyorum ki uygulamamda şöyle bunu açtığımda yukarıda bir navbar olsun ve bütün sayfalarda sayfalar değiştikçe navbar sabit kalsın. Dolayısıyla benim bunu ana komponente koymam gerekiyor. Ana komponentim SRC'nin altında APP'deydi zaten. Bakın tek bir komponentim var. Şu APP komponenttir. APP komponent HTML'ine geliyorum. APP komponent HTML'ini açtığımda şöyle yukarıya şu kısma olabilir. Şöyle bir Ctrl V ile yapıştırdım. Kaydediyorum burayı. Bu işlemi yaptığım zaman artık yukarıda benim bir navbarım olacak. İsterseniz bir daha açalım. Bakın navbar geldi buraya. Ama dikkat ederseniz drop-down menü çalışmıyor. Nedeni de script'in eklenmemiş olması. Yani bu tip drop-down'lar script referansı olduğu zaman çalışacaktır. O yüzden bizim script referansını da aynen eklememiz gerekiyor. Hadi gelin onu da yapalım. Bunun için Angular CLI JSON'a tekrardan geldim. Scripts kısmında. Aynen şurada yaptığımız gibi. O da bir zaten array notasyonuyla yazılmış. Dikkat edin. Slash node modül altında. Buraları doğru yazdığınızdan emin olun. Genellikle yanlış yazıldığı zaman burada çalışmadığından dolayı vakit harcayabiliyorsunuz. jQuery altında beraber açalım klasörü isterseniz. Şöyle J harfini jQuery'yi bulacağım. Az önce gördüğüm gibi. Şöyle. Evet jQuery'yi gördüm burada. Dist'in altında jQuery.min.js'yi kullanacağız burada. jQuery'nin altında. jQuery min nokta dist'in altında tabi. Dist'in altında. jQuery nokta min nokta js. JavaScript'i ekliyoruz. Tabii ki burada kullandığımız bu dosya bir jQuery bağımlı bir dosyadır arkadaşlar. O yüzden burada
jQuery referansına da ihtiyacımız var. Bootstrap'in jQuery referansına da ihtiyacımız var. Bunun için tekrardan B harfine gidip Bootstrap'i buluyorum. Evet, şurada. Şöyle Bootstrap'te yine dist'in altında, JS'nin altında. Bakın Bootstrap min.js'yi göreceksiniz. Şimdi jQuery dosyalarında sıralama önemlidir. Nedeni bizim Bootstrap jQuery ana jQuery dosyasını kullanacak. O yüzden önce jQuery'yi sonra Bootstrap'e eklemem gerekiyor. Hemen onu da yine buraya nokta nokta slash node modules altında dist'in alt pardon Bootstrap'in altında yine dist'in altında JS dosyasının klasörünün özür altında bootstrap.min.js diyerek onu da eklemiş oldum. Şöyle şunu da aşağı getireyim ki siz de görün. Ctrl C ile kaydediyorum. Şu sol üstte kaydedilmemiş bir şey kalmadığından emin olun arkadaşlar. Bu şekilde uygulamamı tekrardan benim çalıştırmam gerekiyor. Yani yayına almam gerekiyor. Çünkü uygulama gövdesinde bir hata yaptık. Pardon, yeni bir ekleme gerçekleştirdik. O yüzden şurada Ctrl C ile tekrardan durduruyorum burayı. Yes deyip tekrardan yayına alıyorum. ng-serve --open diyerek yeni bir tarayıcıda açılmasını sağlamış olacağız. Evet, uygulamamız açıla dursun. Bu noktada artık bizim navigation bar'daki jQuery odaklı açılır kutumuzun da artık çalışması lazım. Nitekim şu an çalışıyor. Gayet de güzel oldu.